Merhaba herkese, kanalıma hoş geldiniz. Sesim birazcık değişik bu videoda farkındaysanız. Çünkü korona oldum. Tebrikler diyorum kendime. Yani Kore'de şu an böyle günde 200-300 bin, bir ara hatta 600 bin falan çıkıyordu. Yani şaşırıyordum kendimi, o kadar insanla muhatap oluyorum iş yerindeyken. Nasıl ben korona olmuyorum diye şaşırıyordum böyle. Hani olduk sonunda. Böyle sesim hafiften değişik. Onun dışında pek bir şeyim yok. Burnum tıkalı sadece. İki gündür etkilerini gördüm. Yani cuma günü aşırı derecede boğazım ağrıyordu. Sürekli böyle pastil tarzında şeyler yiyerek rahatlatmaya çalıştım kendimi. Ama o gün yaptığım zaman pozitif çıkmamıştım. Dün yaptık. Dün yapınca direkt pozitif çıktı ve dün sabah uyandığımda kendimi çok kötü hissediyordum. Her yerim ağrıyordu. İşe gitmek için metroya bindim. Metrodayken böyle kusacak gibi oldum. Gözlerim işte böyle kararmaya falan başladı. Yarı yolda inmek zorunda kaldım. Kusup böyle hani şey diye düşündüm. Türkiye'deyken benim çok oluyordu bu. Liseye falan giderken yemek yemeden çıkıyordum evden. Sürekli böyle yolda gözlerim kararıyordu falan. Kusacak gibi oluyordum. Ondan sandım. Korona olduğumu düşünmedim. O yüzden yola devam ettim. Çikolata falan atınca bir de ağzımı böyle iyice normale döndüm. Sonra iş yerindeyken bir daha yapayım dedim. Çünkü vücudum çok ağrıyordu. Normal bir ağrı değildi yani. Yaptım. Ne yazık ki pozitif çıktı. Hemen böyle anında şak diye ikinci çizgi çıktı. Hemen koştura koştura şeye gittim. Normal PCR testi yaptırmaya gittim. Nasıl gittiğimi ben de bilmiyorum. Yani aşırı telaşlandım. Bir de önceki günlerde arkadaşımla buluşmuştum. Hemen onu da aradım dedim. Böyle böyle benim kit yaptım. Hemen pozitif çıktı. Sen de bir şeyler yap diye. Ama aşırı telaşlıydım dün ve çok yani halsizdim. Her tarafım ağrıyordu. Akşama doğru düzeldim. Bugün valla dipçik gibiyiz. Yani aşırı enerjiyim. Sadece ve sesim gitmiyor. Burnum tıkalı bir durumdayım. Yani ne yapacağımı bilmiyorum ev içinde. Yani her taraf çok dağınık. İlk önce onları toplamaya başlayacağım sanırım. Öyle bir ev bile olacak yani. Ne yapacağız bilmiyorum. Çok yalnız, çok enerjiyim. Oh. Bir de cumaya kadar bu haldeyim yani. Az önce bir şeyler atıştırdım böyle hızlıca. Annemle de konuştum o sırada. O yüzden çekemedim. Ondan sonra hemen birazcık etrafı düzenledim. Şimdi böyle bir şeyler yapasım geldi. Ben de yılbaşında almıştım kendime yılbaşı hediyesi olarak kalimbayı. Dedim uzun süredir hiç elime almıyorum. Birazcık oynayalım bununla. Öyle. Az önce beni aradılar. Şey diye, böyle böyle korona olmuşsunuz. İşte ev adresiniz şu doğru mu? Hangi ülkedensiniz falan filan diye böyle. Ondan sonra şey dediler, sizi İjongbu'nun sağlık, ne denir ona? Türkiye'de şey vardı, aynı. Unuttum. Ya sağlık merkezi diyelim. Oradan arayacaklardı işte. Ondan sonra bilmediğiniz numara olsa bile açın dedi. Şeymiş, arkadaşıma sordum. İşte böyle bir kayıt yaptırmanız gerekiyormuş. İşte karantinada kaldığınıza falan dair. Onu yapacağım. Arasınlar bakalım. Bekliyoruz. Zaten onlara mesaj atmışlar arkadaşlarıma. Bana mesaj atmamışlar. Ben o mesajı bekliyordum aslında. Mesaj atsalardı ben de yapabilirdim aynı şeyi. Yani aramasalardı keşke. Öyle. Neyse bu arada Harry Potter'ın kalimbaşı notlarını buldum. Ama az önce denedim. Telefonla aramadan önce. Olmuyor çok. Hani ya çok yavaş kalıyorum ya da yanlış yere bastığım için böyle aralarda. Daha notaların yerlerini iyi bilmediğim için sürekli böyle arıyorum hani ne nerede diye. Olmadı, çok kötü. Evet.
daha diyor. Az önce bahsettiğim. 5, 5, 5'e 5. Lan. Bu nasıl şey? Böyle şey, böyle değildi bu ya. Ama şu an bilmiyorum, çok doğru değilmiş gibi geliyor bu. Hazır mısınız? Size muhteşem yeteneğimi gösteriyorum şimdi. 1, 2, şuraya çevirelim. Şimdi. Ay. Bir eksik mi yaptım dördü ya? Bir tekrardan. Aa gidiyor. Az önce böyle tam bir şeyler izliyorken telefonuma mesaj geldi. Böyle linkten doldurmanız gereken şeyler varmış. Şu an onları dolduruyorum. Böyle şeyleri soruyor şu an. Hani ne zamandır belirtileriniz var falan diye. Yazmış ki işte bu hasta çıktıktan önce şeyiniz var mıydı diye. Ben de var dedim. Ne zamandır var diyor. Benim kimyoyldan beri, yani cumartesiden beri var. Dur bakayım. Ne zaman hasta şey yaptınız? Neden? Bu PCR testini oldunuz. Ben de cumartesi oldum. Bu ne lan? Hiç hoca ya. Ne demek, hiçbir fikrim yok ki. Bakalım bunu internette. Böyle bakayım. Kiva mom bu ya. Bunlar da, bunlar ne diye istiyorsanız artık. Aa, aşağı inmek lazım. Ona salla gitsin. 70 diyor. Şu ne demek? Bakalım internette. Ondan sonra doldurmaya devam edeceğim. Evet, ben bilgilerimin hepsini girdim. İşte yanınızda başka biri kalıyor mu falan filan diye de sordu. Onu da hayırdı işaretledim. Bilgilerinizi falan nasıl almak istiyorsunuz diye de seçenek var. Ben de dedim diğer bilgilerle karışmasın, mesajlarla karışmasın. Bunca yani normal mesaj olarak alayım dedim. Öyle gönderiyoruz şimdi. Evet, az önce kendi okul sistemden kendimi ihbar ettim. Çok komikti. Şu gördüğünüz pembe uyarı işareti var ya. Korona ihbarı için o. Böyle kendimi az önce ihbar ettim resmen. Böyle açıyorsunuz, size hemen bir şeye gönderiyor. Bunları dolduruyorsunuz. Sonra Google anketler var ya, oradan işte yazıyorsunuz. Şimdi tekrardan yapmayayım. İki kere kendini ihbar ediyorsun. İhbar etmelere doyamadım diyecek. Yani böyle. Herhalde arayacaklar beni. Telefon falan da istediler. Öyle bakalım ne yap. These are dark times. There is no denying. Ay. Evet, gördünüz ya, anladınız mı bilmiyorum. Ay çok korkunç duruyor şu an adamın gözleri, bir dakika. Evet, Harry Potter'ı izlemeye karar verdim ve uzun zamandır hep Felsefe Taşı'nı izliyordum. Çünkü modum hep Felsefe Taşı modundaydı. Bugün şey izlemek istedi canım. Ölüm Yadigarları 1. Part 1. Nedense bilmiyorum, bugünlük böyle bu gelsin istedi canım. Ve bir şeyler yemek istedim. Ya bu korona hani şey yapıyordu, böyle insanların, korona insanların iştahını azaltıyor diyorlardı. Ama ben şu an yemek yemek istiyorum. Yani açım. Yani hoş, yediğim şey de az olabilir ama ya açım yani sonuç olarak.
Ve canım bir ara, sabahleyin bir ara böyle çok çikolata istedi ama çikolata almamıştım. Sadece bu daha korona olmadan önce arkadaşım çikolata vermişti ve yarısını yemiş, yarısını bırakmıştım. Ben normalde çok çikolata sevmem. Böyle arada geliyorlar bana. Böyle yarısı yenmiş çikolatam var sadece. Bunu kemirip duracağım yani. Umarım diğer gününe çikolata aşkım falan kabarmaz tekrardan. Çünkü bundan başka yok yani. Evet, az önce Ölüm Yadigarlarını izledim, bitirdim. Şimdi karnım acıktı. Saat 8:30 mu ne olmuş zaten. Ben biraz kaptırmışım kendimi. O yüzden yemek bir şeyler hazırlayamadım. Allah'tan korona olmadan önce ben kendime işte çalışırken yiyebileyim diye yemek hazırlamıştım. Ama gelin görün ki karantinaya nasip oldu yani. Bir de hani bol yapayım da 2 gün yarım demiştim. İkisi de karantinaya oldu, gitti. Dün, ilkini dün yedim. İkincisini de şimdi yiyeceğim. Artık yarın da Allah kerim diye. Allah kerim ne ya? Allah büyük diyecektik. Neyse. Ya yaptığımız şey de büyük yemek değil yani. Durun bakın size göstereceğim. Normal, klasik öğrenci yemeği. Makarna. Dirirın. Salçalı makarna. Yanına da yoğurt. Şimdi bu bakın. Şöyle göstereyim. Burada yazıyor mu? Yazmıyor. Bu şekersiz yoğurt. Kore'de satılan yoğurtlar arasında Türk yoğurtuna benzeyen böyle hani markette satılan yoğurtlara benzeyen en yakın yoğurt bu. Ama bakın şurada nerede yazıyordu? Üzerinde şu şekilde yazanları bulmanız gerekiyor. İçinde şeker olmadığını belirtmesi gerekiyor. Çünkü bunların ya bu aynı markanın şekerli olanları da var. Hatta böyle üstünde şuralarında falan yeşillikler olan var. Bu içinde direkt nanemsi bir şey var sanırım. Nane olduğundan yeşil. Ama o da tatlı. O yüzden almayın. Bu en yakın olanı bu. Dümdüz mavi beyaz olanı. Tavsiye ederim. Hatta birazcık bekletirseniz ağzındaki şu hani jelatin var bunun normal. Ben atmamışım. Evet. Şu içindeki şu an açamadım kapağını. Heh. Şu jelatini açtıktan sonra birkaç gün bekletirseniz yavaş yavaş koyulaşmaya başlıyor. O zaman tam böyle Türk yoğurdu oluyor. Çünkü hafiften sıvı normalde. Ben dün açtım bunu. Şu an sıvı yani. Böyle yaptığınız zaman direkt şöyle dökmeye çalıştığınız zaman direkt normal dökülüyor. Bakın göstereyim size. Şöyle akıyor. Hafiften krem kıvamında. Krem kıvamında. Yeter bu kadar. Zaten küçük. Şöyle alalım bunu da. Ay. Böyle. Bu arada buzdolabından çıkarttım. Yüzümü yıkamıştım da. Her şeyim böyle belli olur. Böyle de bunu neden ısıtmadın derseniz. Ben böyle yiyecekleri falan ikinci kere ısıtıp yemeyi sevmiyorum. Tadının bozulduğunu düşünüyorum. Böyle tuhaf bir tat geliyor. Sanırım dil tomurcuklarım fazla hassas olduğunda. Öyle yani. Şimdi yukarıya çıktım yemeğimi alıp. Ondan önce de bunu yapmak istedim. Ateşimi ölçmek. Bunu kırdım, bir şeyler yaptım. Bunun kırmamın sebebi şuydu. Ben Kore'ye ilk geldiğim zaman hani karantina süreci oluyordu o zamanlar. Korona tedbirleri daha yüksekti. O zaman direkt devlet veriyordu. Ve ben canım çok sıkıldığı için böyle kapağında küçük işlemler yaparak paramparça ettim. Bakın hatta şu normalde şunun ucu olur ya hani. Onun ucunu da şuraya sıkıştırmışım. Yani çok yetenekli bir insanımdır. Söylemiş miydim bilmiyorum ama. Neyse, ama hala çalışıyor. Ben de bunu kullanacağım bu yüzden. Elektroniklere geçemedik biz. 5 dakikaya döneriz. Evet, ateşimi ölçtüm. Ateşim yokmuş. 35,6, hatta bayağı düşmüş yani dünden beri. Neden başım ağrıdı acaba? Entübasyon işler. Bu korona beni çok mal yaptı ya. Öyle. Evet, neyse, yarın görüşürüz artık. İyi geceler.
Evet, ikinci günün sabahından herkese merhaba. Ya yani ikinci gün dediğim karantinanın üçüncü gününden. Böyle sabahtan beri çok şeydim. Yani daha doğrusu dün geceden beri uyuyamıyordum doğru düzgün. Burnum tıkalı, nefes alamıyorum. Sürekli böyle ağzım açılıyor ya, ağzım açıldığı için boğazım bu sefer böyle şey oluyor, gıdıklanmaya başlıyor, sonra öksürüyorum. Böyle kısır bir döngüye girdim. Sürekli öksürüp geri uyanıyordum. O yüzden birazcık zor oldu. 3 gibi falan yaptım, 8'de kalktım. Yani uyumaya çalıştım ama uyuyamadım bir türlü. Bugün okul günü bir de. Allah'tan bugün tüm derslerim online. İşte normalde şey yapmanız gerekiyor. Bu mail atmanız gerekiyor sizin korona olduğunuza dair, ama mail atarken de bize bir kağıt veriliyor, işte hani böyle böyle korona oldun diye hani devletten bir kağıt veriliyor. Baktım az önce internet sitesinden daha çıkmamış. Yani yarın ya da bugün öğlenliğim falan çıkar herhalde. Onu da ilettiğim zaman sorun olmaz herhalde diye düşünüyorum. Öyle. Az önce okuldan aradılar bir de. İşte kadın çok tatlıydı. İşte soruyor sorularını, ne işte ne şeylerim vardı, ne gibi bir belirtilerim var. Ondan sonra işte ne zaman okula geldiğini, en son nerede kalıyorsun, nerede komutanın şeysi. Yani nerede PCR test yaptım falan filan diye böyle sordu. En sonunda diyor, ay çok üzüldüm diyor halinize. Umarım çabucak iyileşirsin. Ama sen çok tatlısın. Ya okul çalışanları ben çok seviyorum. Ve çok fançik. Ben dedim, Allah umarım ben de öyle olur diye düşünüyorum. Siz dedim, kolay gelsin. Siz bizimle uğraşıyorsunuz. Önce ponçik ponçik, ondan sonra kapattık, böyle sessizleşti gittikçe telefonda böyle karşılıklı. Öksürmemek için kendimi zor tuttum. Az önce burnum tıkanıklığı açılmıştı, şimdi konuşurken tekrar tıkandı. Dudaklarım çok kuruduğu için nemlendirici sürdüm ama rengi fena. Morarmış gibi duruyor. Neyse, şu an kucağımda poşet var. Bu poşet ne poşeti derseniz. Çok şeydi böyle, karışık, karman çorman ve ben geçen hafta bir arkadaşımla buluşmuştum, Safiye diye. O bana bu poşeti vermişti. İçinde işte birkaç tane hediye koymuş. Ben de eve gelir gelmez yatmıştım. O gün çok geç gelmiştik. Ondan sonra da sürekli çalışınca hiç bakmamıştım. Bir de zaten ev karışık olduğu için yani hiç gözüme de çarpmamış açıkçası. Ve şimdi açıp bakalım. O gün bakmıştım ama çok inceleme fırsatım olmamıştı. Çekirdek. Tuzsuz çekirdek. Kore'de arkadaşlar çekirdek var ama tuzsuz. Bunlar Çin'den geliyorlar. Bu da onlardan. Ben zaten çok ödem yapmasın diye. Malumunuz epilepsi ilaçları zaten ödeme meyilli ilaçlar. Ay, o yüzden çok şey yapmıyordum. Güzel oldu. Yayla çorbası. Of. Canım çok çikolatalı bir şeyler çekiyordu ve son çikolatamı dün akşam kemirerek yemiştim. Ve bunun üzerine diririm puding. Oh. Ben normalde puding hiç yemem ama çikolatalı şu an aşırı ihtiyacım var çikolataya. Yani. O yüzden tam zamanında oldu. Ve mercimek çorbası. Bu da domates çorbası. Ay, çok güzel görünüyorlar. Neyse, daha fazla yalanmadan. Ama özellikle puding şu an of yani. Buradan eğer izliyorsan seni çok seviyorum sakın. Bakçaya bak ye. Çok önceden bakçaya bak ye. Derse geldim. Evet, derse girdim. Şimdi hoca ders anlatıyor. Öyle, az önce müzik videosu izledik. Müzik videosunun nasıl çekildiğini, nasıl edit yapıldığını, hangi ritimde edit yapıldığını falan gösterdi. Ay, hala sesi duyuluyor. Ha. Öyle şu an kendi çektiği videolardan anlatmaya devam ediyor tekrardan. Evet, ders bittiğine göre artık tatlı zamanı. Neyse, bakın.
Şöyle aşağı indireyim. Birazcık daha. Sütümü koydum. Tenceremi de koydum. Burada muhallebi yapmaya karar verdim. Doktor Ötker'in sakızlı muhallebisi. Annem göndermişti vakti zamanında. Bakalım ne kadarmış. 750 ml sütü. Ben bundan bir bardak süt almıştım içinden ve kendisi... Bir litreymiş. Normalde Kore'de çoğu süt 900 olur. O zaman çok dibinde çok azıcık kalacak kadar boşaltsam yeter herhalde. Ondan sonra tamamını ekleyeyim diyor. Okey. Başlayalım. Sütümüzü koyalım. Açalım bakalım. Margarin mi ekleyeyim? Benim margarinim yok. Yine mi margarin ekleyeyim? Neyse artık. Biz margarini siz yaparız. Ne olacak? Bunu karıştırarak dökseydim daha hayırlı olabilirdi benim için. Şimdi içinde pütür pütür kalacak. Ah değil de şu an. Neyse bir şey olmaz. Altını. Şimdi deneysel bir şeyler yapıyorum da size yemeği göstermeyeceğim. Sadece şunları göstereceğim. Bakın bunlar sarımsak püreleri. Böyle hazır satılıyorlar küçük toplar halinde. Bunları böyle saklıyorsunuz. Ondan sonra böyle kullanıyorsunuz. Normalde kaçtıydı bu? 8'di. Bayağı fazlaydı. Benim bu kadar. 3 tanem kaldı sadece. Yemek yaparken arada kullanıyorum. Öyle. Bugün de kullandım, göstereyim dedim. Evet, yemek yedim. Etraf bayağı bir dağıldı yemek yapınca. Tekrardan bulaşıklar çıktı ama halbuki bulaşıkları daha yeni yıkamıştım yani. Şu an hiç yapasım yok. Bir de şu an hastayım ve bacağım ağrıyor. Ben her ay hasta olduğumda hep bacağım ağrıyor. Özellikle sol bacağım. Bu yüzden ayakta bir şeyler yapmak şu an bana çok zor geliyor. Ya ne güzel üst üste geldiler. Hayat bana çok iyi davranıyor şu an yani. O yüzden direkt yatağa çıkacağım. Hani bir de kendimi çok kirli hissediyordum bugün. Hani şey diye düşünmüştüm. Bakım falan yaparım böyle. Hem bakıma da ihtiyacım var. Ama bilmiyorum. Belki birkaç saat sonra kendimi daha iyi hissettiğimde yaparım. Çünkü şu an yürüyecek halim yok. Yani bacağım o kadar çok ağrıyor ki anlatamam size. Böyle alın, kesin, atın yani. O kadar çok istiyorum ki şu bacağımı şu an olmamasın. İlaç içeceğim burada. İlacımı da size göstereyim. Kore'nin bu klasik her böyle şeyde hastalıkta içtikleri bir ilaç var. Hani bizde de olur ya, klasiğimizdir. Korelilerin de öyle bir ilacı var. O da kutusunu atmışım. Bu yüzden böyle şeyde göstereceğim. Tylenol diye. Bunu her bir şeyde içiyorlar. İşte korona şeyinde içiyorlar, aşısında içiyorlar, yok hafiften soğuk algınlığında içiyorlar. Her bir bokta içiyorlar. Ben de Tylenol almıştım bu aşı olduğum zaman. İkincisinde miydi? Bayağı kötü yapmıştı beni. O zaman almıştım. Öyle o zamandan kalma bu ilaçta. Öyle içip belki işe yarar diye düşünüyorum. En azından şu sesim yerine gelir falan diye. Dırırın, yine Harry Potter. Büyük ihtimalle bu karantina sürecinde Harry Potter serisini bilmem ne kaç kere tamamen baştan aşağı bitireceğim. Ben öyle bu seri şey yapacağım yani. Bu karantinadan çıkacağım büyük ihtimal. Öyle izlemeye doyamadıklarımızdansın. İzleye doyamadıklarımızdan. İzlemeye nedir ya? Öyle yine kaçak göçek. Yani Kore'nin Netflix'inde ne yazık ki Harry Potter yok. Türkiye'de varmış sanırım. Bakın size Kore'nin Netflix'ini de göstereyim. Hazır şey yapıyor ki ne. Bu arada fotoğrafım çok tatlı değil mi? Patron bebek. Ya Harry Potter yok. Bu arada izlediklerim bunlar. Şunu bitirdim. Bunu çıkartabiliriz. Ben izlediklerimin hepsini çıkartıyorum.
Şimdi şunu listeden çıkart. Karen'in bugünkü top 10 listesine bakalım. Ay nereye gittin ka? Ha burada. Şöyle yakınlaştırayım bir dakika. Şöyle durayım. Ha. Birincimiz 25-21. O klasik zaten, bu olmazsa ya, utansınlar yani. Aşırı güzeldi bu. Bunun İngilizcesini ne bilmiyorum. Böyle fragmandan belki anlarsınız hangi dizi olduğunu. Böyle. Bu da meşhurdu bayağı. Her tarafta görmüştüm ama Korecesini biliyorum sadece ismini. Bu da İngilizcesi herhalde 30'lu bir şeylerdir. Bunun da İngilizcesini bilmiyorum ben. Yani ilk dörtte hep Kore yapımları var. Bu neyse Tomorrow falandır herhalde ismi. Yeni çıkmış olması lazım. Ben bunu hiç görmedim. Oo, izlerim ben bunu. Dur, ekleyelim. Lan! Boş boşuna puan verdik ya. Lan! Niye olmuyor? Aa, çıldırtacaklar beni. Heh. Bekledik. Ve Bridgerton. Bu zaten olsun bir zahmet. Yani çok güzel diziydi. Ama ikinci sezon o kadar tatmin etmedi beni. Sonra suça itilen çocuklar. Yani ilk 5'te bakarsanız sadece Bridgerton var. Hani farklı olarak. İlk 6'da hatta. Bakalım. Hatta ilk kaçta? İlk 10'da sadece bir tane Kore şeyi olmayan var. Koreliler kendi yapımlarını çok izliyorlar. Şu sanırım bir program. Aynen. Aa, güzel programı bu. Ben bunu eklemişim ama niye koymadıysam. Bu dizinin de ben şeyini bilmiyorum. İngilizcesini bilmiyorum. Ben de izliyorum. Çok sarmadı beni. Bu hava tahminleri yapan yerin adı neresi bilmiyorum. Türkiye'de nasıl geçiyor onu da bilmiyorum. Neyse orada geçiyor. Korece'de Gisangchun mu öyle bir şey? Gisangchun mu artık? Gisangchun orada yazıyormuş bir de. Neyse orada çalışanların hayatını anlatıyor. Ama başrolde şu kadın var. Bir de bir tane ponçik adamımız var. Bu adam. Bu ikisinin hayatının üzerinden geçiyor birazcık. Hava koşulları falan filan. İşte yok sürekli bir şeyler oluyor. Ya bilmiyorum. Havanın o kadar ekstrem olması da bana çok gerçekçi gelmiyor. Çünkü sürekli hava ile ilgili bir problem yaşıyorlar yani dizide. Bilmiyorum ama sürekli böyle olması çok gerçekçi gelmedi bana. Neyse. Mr. Sunshine çok güzel bir dizi. Çok eski bir dizi. Neden ilk 10'da ilk 10'da kaçıncı 9. sıradaymış? Onu anlamadım ama. Hala izlemediniz mi yani? Bir de Korelisiniz ya. Ben bile izledim yıllar önce. Bu da eski bir diziye benziyor. Bunu izlemedim ama. Aha, ben az önceki kadını görmüştüm canlı olarak. Daha da bakalım neler başa dönüyor. Evet, top 10'umuzda sadece şu an bence kendileriyle gurur duyabilirler. Koskoca Kore'de sadece ilk 10'a girmeye başarabilmiş tek yabancı yapım Bridgerton. Böyle. Bu bilgiyle ne yaparsanız yapın. Şimdi hayatınızda çok şey değişti, değil mi? Evet, aldığım ilaçlar pek bir etki yaratmadı ve hala ağrıyor. Ben de bu yüzden hat pek yapıştırmaya geldim. Şöyle. Vakti zamanında, dur şöyle. Öyle bir şey. Vakti zamanında kışa girerken, yani vakti zamanında dedim, baya ben böyle toplu aldım. Çünkü mesela diyelim ki şu gördüğünüz hat pek marketlerde falan çoğuna satılıyor. Yani 1 dolara yakın bir fiyata satılıyor. Ve düşünün sürekli kullandığınızı kışın, çünkü hava çok soğuk oluyor. Yani ben 50 tane almıştım. 50 tanesini 10 dolar civarına aldım. Ama markette bir tanesi 1 dolara satılıyordu. Yani 50 dolara alacağım şeyi 10 dolara aldım gibi. Ama çok da kullanmadım. Yani bilmiyorum. Kârda mıyım, zararda mıyım? Hiçbir fikrim yok.
Ama neyse bakın yani kış geçti. Hala ihtiyacım var yani. Sıcak torba yapmaktan hot pack yapmak daha kolay. Neyse hot pack yapalım hadi. Şu kenardan yırtma yeri var. Hemen yırtıyoruz. Böyle çıkıyor. Şurada arkadan iki tane ay şöyle yeri var. Bunları çıkartıyorsunuz. Bu yapışkanlı olan. Normalde yapışkansız olanlar da var. Şöyle bir şey yapacağım ilk yapıştırmadan önce. Benim malum göbeğim ağrıdı, yani karnım ağrıdığı için şuraya elbisenizin üstüne yapıştırmanız gerekiyor. Yani kumaşa değmesi gerekiyor, teninize değil. Teninize değerse tarhiş falan da. Şuraya yapıştırdım. Bayılıyorum bu sahnelere ya. Çok iyi değil mi ya? Melez Prens'im benim. Üzüyordum. Harmony. Bir anda öyle bir aşka geldim ki ilk önce evi temizledim. Böyle yerleri falan sildim, süpürdüm. Ondan sonra banyo yaptım. Gördüğünüz gibi. Yani şimdi de böyle bakım yapacağım. Şeylerimi topladım böyle. Cımbızımı falan topladım. Tırnaklarımın şey tırnak makası, törpü falan, maskeler. Yani bildiğiniz kendimi baştan yaratacağım böyle. Bakalım nasıl olacak. Yani çok uzun zamandır ben hiç böyle bakım yapamıyorum. Hani mesela kaşlarıma bakıyorum. Tamam mı? Çıkmış ama alacak vaktim yok hiç. İş yerinde şey, çantama atıyordum cımbazı. İş yerinde böyle müşteri yokken birkaç tane ve teker teker almaya çalışıyordum. Yani zor oluyor. Hani artık Bilge Su yavaş yavaş kendini toparlama zamanın geldi. Bu karantinada senin bu toparlanmanda bir başlangıç çizgisi gibi bir şey olsun. En azından hani bu bir hafta boyunca evde duruyorsan kendine birazcık bir şeyler katman gerekiyor diye düşündüm. Ya bu da yeni geldi böyle hani bir anda iner yamayı öyle bir şey oldu. Ne bu böyle boş boş geçiriyorsun sürekli kendini vaktini falan diye. Öyle yani şimdi ilk önce kaşlarımı halledeceğim. Ondan sonra hemen maskelerimi yapacağım. Maskelerimi yaparken de tırnaklarıma geçeceğim. Böyle hani hızlı hızlı olsun diye artık böyle bir zamanlama yaptım. Böyle hadi alalım. Şimdi ilk önce kaş. Neden kaşını cımbızla alıyorsun sadece derseniz şimdi benim yüzüm zaten gördüğünüz üzere sivilce izleri şuralarda ne yazık ki fazla ve cildim birazcık hassas yani yüz kısmım özellikle hassas böyle ağdadır falan kullandığım anda direkt böyle görmeniz lazım o ağdanın değdiği her yerde böyle minik 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 böyle şeyleri ne deniyor ona sarı böyle içinde irinli mi deniyor öyle sivilceler çıkıyor. Böyle, onun ama görmeniz lazım ağdanın değdiği her yerde minik minik bir sürü böyle. O yüzden ağda yapamıyorum suratıma ne yazık ki. Ben de kaşlarımı cımbızla alıyorum. Şeyde bıyıklarımı falan da normalde bu gerdirme şey aletinin adına bilmiyorum. Hani şöyle uzun olarak satılıyor da böyle böyle sıkıştırıyorsunuz ya. Genel olarak aletlerin adını bilmem mi. Neyse onlardan yapıyordum. Sonra Kore'ye gelince şöyle bir şey aldım. Bir dakika göstereceğim size. Şarjdaydı da böyle bir aletim var. Bunun şöyle. Normalde başka bir ucu daha var bunun. Ama şu an bilmiyorum. Nerede diğeri? Şurada bir yerdedir. Neyse o diğer ucunu çok kullanmıyorum. Çok az geliyor. Böyle bak. Odakla. Odakla. Beni odakla, bana odakla. Böyle. Işığı da yanıyor. Yolu gösteriyor. Ay. Böyle işte. Bununla alıyorum. Neyse bunu şarja geri takıyorum. Kaşlarımı aldım. Ondan sonra baktım dudaklarım çok kuru. Dudaklarıma da dudak kremi sürdüm. Yine morardım.
Neyse, az önce de şey yaptım böyle, kaşlarımı alırken hafiften bundan da yardım aldım. Ama diğer ucunu da ihtiyacım vardı. Diğer ucunu da taktım. Şöyle. Aynen. Diğer ucu da bu. Bunu şuralar için kullanıyorum. Şu kısımlarda böyle minik minik saç taneleri mi denir? Çok küçük böyle, hani kıl gibi görünüyor. Hoşuma gitmiyor. Evet, şimdi maske zamanı. Nerede? Ya benim bu hani sürme şeysi var ya, fırçası. Onun silikonu koptu. Ben de sadece böyle silikonla şey yapıyorum. Sürme yeriyle. Öyle. Zaten bunları görmüştünüz siz. O yüzden bir daha göstermiyorum. Evet, maskemi sürdüm. Şimdi tırnaklarımda sıra. Tırnaklarımın böyle bazı... Ben genel törpü yapmıştım ama şimdi çok uzadılar. Bu yüzden hafiften kısaltıp ondan sonra tekrar törpü yapacağım. Böyle birazcık da şekilleri yamulmuş uzarken. Öyle hafiften hafiften kesip. Tırnaklarımı hallettim. Şimdi bundayız. Hemen bunu da sürelim. Evet, son maskemi de sürdüm. Onu beklerken böyle muhallebimi yiyeceğim. Bu arada kahve fincanına koydum. Çünkü kap bulamadım. Evde kap yok yani. Öyle küçük böyle özel olarak aldım. Hep tüm kaplarım büyük. Çünkü yemek koyup götürüyorum şeye, iş yerine. O yüzden alıyorum kaplarımı. Muhallebi koyacak kap bulamadım. Bu yüzden bardaklara koydum ben de. Öyle. Ama çok hızlı bitti. Son bir tane kaldı bunun dışında. Birazcık fazla yemiş olabilirim. Tahmin ettiğimden daha fazla tatlı ihtiyacım varmış. Bir de muhallebi tarzı şeyler çok uzun zaman oldu. Öyle diyelim. Bu video herhalde böyle çektiğim videolar arasında en boş, en saçma, en gereksiz videolardan oldu. Sadece ne bileyim, çekmek istedim. Sonuçta karantinadayım ve bu benim hayatımda bir ilk, korona son olur umarım. Ya o yüzden çekmek istedim. Zaten yalnızım ve kafayı yeme üzerindeyim. Böyle daha 3 gün olmuş ama ben de hafiften böyle kayışlar kopmak üzere. En azından video çekeyim ki kayışlar kopacaksa da yavaş yavaş kopsun. Öyle. Yani, video izlerken sürekli benim böyle yuvarlanmalarımı, saçma saçma hareketlerimi göreceksiniz sadece. Yani ben de alışık değilim bu halime. Yani bu yüzden ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Genelde çok meşguldüm. Bir anda bu düştük yani. Ben böyle yaşamayı sevmiyorum. Bu hale gelmeyi. Ne bileyim. Normalde izin günümde bile dinlenmeyen bir insanım. Birkaç dakika oturduğum zaman kendimi tuhaf hissediyordum ve şu an günlerdir oturuyorum. Çok tuhafıma gidiyor. Kendime de sinir oluyorum. Başka bir şeyler yapmak istiyorum ama halimde yok. Yani çok tuhafım. Gerçekten çok tuhafım. Yani öyle. Neyse, bu videoda buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve böyle bir video olduğu için özür dilerim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.